herkes konuşur. Çoğu iyi bilir, biri yapar. Kuşlar, sürüngenler, ayılar, kurtlarla bir arada doğada, doğaya adanmış bir yaşam ve adanmışlığın getirdiği sayısız başarı. 4 kitap, 140'ı aşkın bilimsel yayın, en nadir canlı türlerinin fotoğrafları, belgeseller, ödüller. Dünyanın en etkili bilim insanlarından ekolog, ornitolog, fotoğrafçı, kaşif, Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu ile hem motivasyon kaynaklarını hem son belgesel projesini, yaban hayatını korumanın önemini, Kuzey Doğa Derneği'nin çalışmalarını konuşacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, iyiyiz. Güne ve haftaya sizinle başlıyor olmak bizi çok mutlu etti. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Aynı şekilde ben teşekkür ederim. Evet, çok genç bir profesörle konuşuyoruz ama bu genç yaşa çok büyük başarılar sığdırmış bir bilim insanıyla konuşuyoruz şu anda. Yeni bir proje var, TRT belgeselle yapımı gerçekleşecek olan, çekimleri sanıyorum süren bir proje. Sondan başlayarak dilerseniz onu konuşalım. Bu arada zaten sizi tanımayanlar anlattıklarınızdan tanıma fırsatı olanağı da bulacaklardır diye düşünüyoruz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Yok Olmadan Keşfet belgesel projemiz esasında 2013'ten bu yana TRT belgeselde ve geçmiş bölümlerinde ilgili izleyicilerimiz TRT belgeselde seyredebilir. Fakat biz bu sene yeni bir sezon daha çektik. 10 bölüm ya da 12 bölümden oluşacak. Ve bayağı uğraştık Haziran'dan bu yana. Ve 21 Kasım'da TRT belgeselde gösterime girecek Yok Olmadan Keşfet. Ve yönetmenimiz Emre Akgül ile beraber yani yaklaşık 5 aydır, 6 aydır bayağı uğraşıyoruz. Çok da iyi bir çekim ekibinin de büyük emekleriyle ve başkanı olduğum Kuzeydoğa Derneği'nin ekibimizle beraber. Evet. Çekimler yeni bitti. Yani ben Salı günü Adıyaman'dan ayrıldım. Ve şimdi de ABD'de üniversiteme dönmek üzereyim. Ve çok enteresan yeni türlerimiz olacak. Çengel boynuzlu dağ keçisi gibi, su maymunu gibi, sırtlan gibi ve Türkiye'de daha az bilinen yaban hayvanlı türlerine giderek odaklanıyoruz. Ve arada tabii daha bilindik kızıl geyik, yaban koyunu gibi, saz kedisi gibi türler de yer alacak. Yani her bölümde farklı canlılarla ülkemizin farklı yerlerinden farklı canlılarla yer alacağız. Yaban yani hayatı. Evet. Yaban hayatı. Evet. Yaban hayatının bilinen ya da az bilinen, belki de hiç bilinmeyen türleri, mesela su maymunları haber oldu. Ağrı Dağ Milli Parkı'nın Iğdır tarafında yaşayan su maymunları yine sanıyorum bir bölümünüzde yer alacak Yok Olmadan Keşfet'te. Evet. Biz ilk kez gördük sizinle yapılan haberde onların fotoğraflarını. Biraz bahseder misiniz su maymunlarından bize? Evet, şimdi su maymunları esasında çok ilginç bir tür ama istilacı bir tür olduğunu da belirtmeliyim. Yani esasında ülkemize ait değil, fakat biz bu türe de dikkat çekmek istedik. Çünkü hem ilginç bir tür hem de ülkemizde istilacı türler doğaya giderek artan bir risk ve tehdit oluşturuyor. Yani su maymunu da bu türlerden biri. Hı-hı. Ülkemizdeki ender istilacı memeli türlerinden biri. Ve su maymunları esasında Güney Amerika'ya özgün bir tür. Yani çok da ilginç bir tür. Yani suda yaşayan yaklaşık 9 kilo, hatta onun bile geçen bir kemirgen türü. Ve sazlık, sulak alanları tercih ediyorlar. Evet. Ve verdikleri zarar da otçul oldukları için böyle sulak alanlardaki saz ve diğer sucul bitkileri kemirerek, hı hı, ve bu alanlardaki bitki örtüsünü azaltarak açık su alanları haline gelmesine ve habitatın yok olmasına, evet, yol açıyorlar. New Orleans, Louisiana gibi ABD'nin eyaletlerinde ve dünyanın diğer yerlerinde bayağı olumsuz etkileri var sulak alanlara.
ve ülkemizde Iğdır'da yer alıyorlar. Özellikle Ağrı Dağı'nın eteğindeki Karasu sulak alanında Edirne'den de kayıtları var. Ve dağılımına bakarak diğer ülkelerde olduğu gibi başka Kürt çiftliklerinden kaçtığını tahmin ediyoruz. Türkiye'deki değil, bize sınır olan eski Sovyetler Birliği ülkeleri, Bulgaristan, Ermenistan gibi Kürt çiftliklerinden, hatta Orta Asya'da bazı Orta Asya cumhuriyetlerinde halen eti bile tüketiliyor. Hatta yoksulun eti diye yoksulun yani, gıdası gibi, evet. Yoksulun gıdası bile deniyor. Bir iki ufak Orta Asya ülkesinde. Yani ülkemizde üretilen bir tür değil. Zaten kürkü de yani kürkü için mi daha çok üretiliyormuş? Yani daha çok kürkü için. Böyle biraz üretilen... porsuğa benziyor gibi, sanki onu andırıyor gibi fotoğraflarda. Şimdi şöyle, evet, yani biraz bir andırıyor, fakat esas olarak bir kemirgen, yani büyük bir su sıçanı diyebiliriz. Evet. Ama ekolojisi olarak suya adapte olduğu için halkımızın çoğu görünce su samuru veya kunduz sanıyor. İkisi de değil tabii. Ülkemizde kunduzun soyu maalesef uzun yıllar önce tükendi. Su samuru var tabii ki, yeni bölümlerimizden biri de su samuru. Onu da Tunceli'de çektik. Bunun yanında ülkemizde Tunceli, Adıyaman, Hatay, Adana, Konya, Eskişehir gibi ülkemizin dört bir yanından Iğdır, Kars gibi birçok ilimizde de çektik belgeseli. Yani Yok Olmadan Keşfet'in yeni sezonu Türkiye'nin zengin yaban hayatını ve ülkemizin ekolojik zenginliğini, kültürel zenginliğini ülkemizin her yanında gösterecek. Yok Olmadan Keşfet yayına başladı mı dediniz, yoksa bu yeni sezon? 21 Kasım. 21 Kasım'dan itibaren, evet. TRT Belgesel ekranlarında. TRT Belgesel'de, evet. Yok Olmadan Keşfet yaban hayatı belgesel serimizin yeni sezonu. Gerçekten birbirinden ilginç hayatlar, birbirinden ilginç görüntüler eminim canlandıracak ekranlarda. Meraklısına, evet, duyurmuş olalım. 14 bölüm halinde çekilmişti. Yok, yeni sezon 12 bölüm. 12 bölüm. Yani evet, şu an 12 bölüm halen geçmiş bölümler gösterimde. Yani toplam 24 bölüm olacak yeni bölümlerimiz de gösterime girdiğinde. Ve her hafta, hemen hemen her gün bir bölüm TRT Belgesel ekranlarında olduğu için dikkatli izleyicilerimiz özellikle TRT Belgesel programını takip edip seyredebilirler. Bir de şunu söyleyeyim, geçmiş bölümlerin hepsi TRT Belgesel web sitesinde yani ücretsiz olarak izlenebiliyor. İzlenebiliyor, aynen. Evet. Şimdi Profesör Doktor Çağan Hakkı Şekercioğlu, çok genç bir bilim insanısınız dedik. Az önce siz kendiniz bahsettiniz. Pek de genç değilim artık. Öyle mi artık değil misin? Az önce siz bahsettiniz. Amerika'ya geçiyorum artık oradaki çalışmalarım için dediniz. Hem Koç Üniversitesi'nde hem Utah Üniversitesi'nde öğretim üyesisiniz. Bir diğer taraftan, evet, hep doğanın içindesiniz, yaban hayatının içindesiniz. Çalışmalarınızla, fotoğrafçılığınızla, dernekle ilgili çalışmalarınızla. Kuzey, evet, Doğa Derneği'nin kurucusu ve başkanısınız. Evet. Biraz bahseder misiniz hem dernekten hem bir akademisyen, tabii, olarak bu hani yaşamın içinde olmaz çabasını nasıl dengeliyorsunuz? Akademik çalışmalar bir taraftan, bir taraftan yaban hayatı. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Hatta bu sorunuzla ilgili daha dün yeni bir ortak makalemizin revizyonunu gerçekleştirdim. Yani yaklaşık bir düzine meslektaşımla beraber akademik doğa koruma bilim ve ekoloji bilimini akademiden halka nasıl yayabiliriz ve bu bilim dalını, doğa koruma bilimini nasıl pratiğe geçirebiliriz ve buna bilim pratik dengesizliği diye isimler de veriliyor. Yani şöyle, ben bir doğa koruma biyoloğuyum, aynı zamanda ekoloğum. Fakat bu bilgiler, bu çalışmalar sadece kitaplarda, bilimsel makalelerde kalınca tabii bunların somut doğa koruma sonuçlarını göremiyoruz. Çok doğru. Ben, evet, ve sadece işte makaleler çıkıyor. Şu kadar türün soyu tükenecek, bu kadar türün soyu tükendi. Bunları bilmek çok önemli ama yani insan sorar, tamam hocam, ne yapacağız soyu tükenmesin diye. Ne yapıyorsun bununla ilgili? Evet. Ve bu beni zaten doktorumu da alır almaz
Hemen harekete geçtim. Yani bu beni rahatsız eden bir konuydu. Hı hı. Ve Doğu Anadolu'yu, özellikle de Kuzey Doğu Anadolu'yu, Serhat illerimizi seçmemin sebebi 2001'de oraya düzenlediğim, daha doğrusu yardımcı olduğum bir kelebek araştırma gezisiydi. Ve yani ben Türkiye bacağını yürüttüm. Harvard Üniversitesi, St. Petersburg, Stanford ve ODTÜ Üniversitesi ile beraber ortak bir projeydi. Hı hı. Ve sadece bir aydan kısa bir sürede, 3,5 haftada bilime yeni, yani dünyaya yeni 8 kelebek türü keşfettik. Ülkemizde yaklaşık 400'ün biraz üzerinde kelebek türümüz var. Muazzam bir rakam. Hı. Bunu da özellikle moleküler genetik metodlarla keşfettik. Yani dış görünüşleri çok benzeyen kelebeklerin genetik olarak çok farklı olduğunu gösterdik Harvard Laboratuvarı'ndaki analizlerle. Ve ama şunu da fark ettim. Bu kelebeklerin, bu cinsin bulunması gereken ve daha 1990'larda Alman bilim insanlarının yani uygun bitki örtüsü var dediği noktaların hemen hepsine gittik. Bu noktaların yaklaşık yarısında olması gereken çiçekler, bitki örtüsü aşırı otlatmadan dolayı artık yoktu. Hı hı. Yani biz bilinen alanların sadece yarısında bilime yeni 8 kelebek türümüzü keşfettik Türkiye'de ve dünya için. Ama kalan yarısında ben hep düşünürüm, acaba bizim keşfedemeden yok olan kaç türümüz var? Evet. Çünkü yaşam alanları yok olmuş. Yani o bana, yani gerçekten derler ya, suratımı bir tokat gibi çarptı. İnsan arazide görünce, hı hı. Ki Doğu Anadolu diyoruz, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, yani bu alanlara odaklandık. Türkiye'nin en bakir alanları diye bildiğimiz yerlerde bile bunu görünce 2001 yılında, daha doktor öğrencisiydim Stanford, hı hı. Üniversitesi'nde. Hı hı. Yani bir şey yapmaya karar verdim. Zaten birkaç yıldır da, yani 96'dan beri kuş halkalama lisansımı aldığımdan, evet. beri lisans tezim için Türkiye'de bir kuş halkalama istasyonu kurmak istiyordum. Araştırma istasyonu. Ve bu 2001'deki kelebek gezisinden sonra da bunu Doğu Anadolu'nun ilk kuş araştırma ve halkalama istasyonunu kurmaya karar verdim. Ve 2003'te doktora tezimi verdiğim gün, hatta erken vererek bir hafta, direkt Doğu Anadolu'ya uçtum. Ve bölgede bir araştırma gezisine çıkıp en uygun neresi olabilir, hem lojistik açıdan hem bölge yerel destek açısından. Ve Kars'ta özellikle hem araştırma imkanlarını, yani araştırılacak çok şey olduğunu görüp, hem de yaşanması çok güzel ve bölge halkının ilgili olduğu bir yer olduğunu görünce Kars'a karar kıldım. Evet. Derneği 2003'te Kars Iğdır Biyoçeşitlik Projesi diye başladık. Başladım daha doğrusu. Ufak yani kuş halkalama projesi olarak başladım. Hı hı. Zamanla diğer canlı gruplarına da ilgilenince, ekibimiz de büyüyünce 2007'de Kuzey Doğa Derneği haline geldik. Tabii ekibimiz büyüyünce diyorum ama şu an 3 tam zamanlı çalışanımız var. Ben gönüllü yürütüyorum. Ve ekibimizden Emrah Çoban, Kayahan Ağarkaya ve Neslihan Güven, sağ olsunlar, onlar Kars'ta Iğdır'da yıl boyu yaşayıp özveriyle yani derneğin çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmalarını, evet. Neler yapıyorlar? Onlar yürütüyor. Evet, neler şimdi, yapıyor dernek? Hani genel hatlarıyla bahsedelim tabii, dar vakitte. Tabii. Şimdi bizim en büyük odak noktamız kuşlar ve memeliler. Çünkü bunlar bayrak türler dediğimiz, hem daha hakkında bilgi olan, hem de özellikle yırtıcı memeliler araştırılması daha zor ama büyük alanları kullandıkları için onların araştırılması ve korunması büyük habitatların korunmasını sağlıyor. Hı hı. Aras Nehri kuş cennetini keşfettik 2005 yılında. Bu kuş halkalama ve uydu takip çalışmalarımızla Doğu Anadolu'nun en zengin alanı olduğunu tespit ettik kuş türleri için. Şu an itibariyle 302 türdeyiz, kuş türündeyiz. Ve burada 125 binden fazla kuş halkaladık. Bugün de zaten sonbahar sezonumuzun son günü. Ve bunun dışında Sarıkamış'ta bozay, kurt, başak gibi yırtıcı memelileri uydu vericileriyle takip ediyoruz. Hı hı. Ve dediğim gibi bu araştırma kısmı, bunu doğa korumaya çevirmek lazım. Burada da o Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü ile çok yakın çalışıyoruz. Kars, Iğdır, Ardahan, Erzurum illerimizde özellikle Artvin.
ve bu bakanlığı Türkiye'nin yaban hayatı koridorunu oluşturmaya ikna ettik 2008'den bu yana ki çalışmalarımızda. Bu da şu demek, ağaçlandırma yoluyla bölgeye özgün ağaçlarla Sarıkamış ormanları Kafkas'ın büyük ormanlarına bağlanıyor. Yani aradaki boşluklar, eskiden orman olan boşluklar tekrar ağaçlandırmayla doldurulup 161 kilometre uzunluğunda ve 28.500 hektar büyüklüğünde devasa, yani bayağı büyük bir orman koridoru oluşturuluyor. Hı hı. Ve bu da buradaki canlılar için yeni yaşam alanları ve ormandan çıkmadan ayı, kurt, vaşak gibi canlıların ormanlar arası hareketini sağlıyor. Evet, bunun yaşam yanında, alanlarını genişletiyor ve hareket kabiliyetlerini arttırıyor. Kesinlikle, evet. Kuyucuk Gölü'nün Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı seçilmesini ve Türkiye'nin ilk kuş üreme adasının orada yapılmasını sağladık bakanlıkla ve valilikle beraber. Maalesef bölgede bölge halkının aşırı su kullanımı, özellikle derileri kesmesinden dolayı kuyucuyu besleyen, maalesef göl son birkaç yıldır mevsimsel olarak kuruyor. Şimdi onun kurtarılması için valilik ve bir kurumun desteğiyle, bir şirketin desteğiyle ve yine tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliğiyle bu gölü geri getirmek için su kaynaklarını tekrar önlerinin açılması için, derileri kapatan setlerin açılması için uğraşıyoruz. İki tanesini kaldırdık bu sene. Diğerlerini de kaldırmak için uğraşıyoruz. Yani hem yeni alanların korunan alan ilan edilmesi, hem araştırılması, hem de gerek Kuyucuk Gölü'nün geri getirilmesi, gerek yaban hayatı koridoruyla bozulmuş habitatların, yaşam alanlarının ekolojik restorasyonu için uğraşıyoruz. Tabii bunlar bütün sürekli bölge halkıyla, özellikle köylerdeki alanlarda yaşayan halkla işbirliğiyle. O yüzden biz yerel tabanlı doğa koruma olduğunu vurguluyoruz. Bu açıdan da ekoturizm ekoturizm yoluyla bölge halkının yaban hayatından, doğadan gelir kazanması için de ekoturizm çalışmalarımız var. Bütün gelir onlara kalıyor. Biz dernek olarak bundan bir pay almıyoruz. Ve tabii ki belgeseller ve basın yoluyla bölgenin dünya çapında önemli doğal hayatını, biyoçeşitliğini dünyaya tanıtıyoruz ki bu da bölge için giderek artan haklı bir gurur kaynağı oldu. Çünkü çalıştığımız alan dünyadaki 36 biyoçeşitlik sıcak noktasından ikisinin, yani Kafkaslar ve Anadolu biyoçeşitlik, İran Anadolu biyoçeşitlik sıcak noktalarının bir araya geldiği alan. Yani gerçekten çok zengin dünya bir alan. Çapında evet. En önemli yüzey, dünya yüzeyinin sadece %2'sini kaplayan en önemli 36 biyoçeşitlik sıcak noktasının ikisi Kuzeydoğu Anadolu'da bir araya geliyor. Yani dünya çapında önemi de tescillenmiş bir alan. Evet. Ayrıca eğitimler veriyorsunuz. Doğa eğitimleri. Yine evet. Çocukların, gençlerin, evet. Yetişkinlerin de sanıyorum. Siz çok iyi hazırlanmışsınız. Ben unuttum. Siz hatırlattınız. Sağ olun. Evet. Tabii ki bütün bu çalışmalarda çevre eğitimi, doğa eğitimi en ön planda. Zaten gönüllülerimize de bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Kuzeydoğa Derneği şimdiye kadar yaklaşık 500'den fazla gönüllüsü oldu. 32 ülkeden en az, ki artmıştır. Özellikle Aras Nehri Kuşçent'teki halkalama çalışmalarımız çok emek gerektiriyor. Gönüllülerimiz günde 16 saat, Haziran ayında günde 18 saat, yani gün ışığından 1 saat önce başlayıp gün battıktan 1 saat sonraya kadar, 2 saat sonraya kadar çalışıyorlar. Çok emek gerektiren bir istasyon, yaklaşık 6 kişi çalışıyor. Bunların 5'i gönüllü. Bir çalışanımız Kayahan Ağarkaya istasyonu yürütüyor. Çok özveriyle. Evet. Çok özveriyle. Aynı şekilde Sarıkamış'taki projemiz de yine çoğunlukla gönüllülerle çalışıyor. Ve bu gönüllerimiz hem bize destek oluyor, çok yardımcı oluyor. Hem de kendileri de bir bakıma doğada bir ekolojik staj yapmış oluyorlar. Evet. Çünkü Türkiye'de özellikle biyoloji öğrencileri için doğada staj imkanları çok kısıtlı. Ama bunun yanında bölge halkından, oranın halkından da herkese açığız. Örneğin Iğdır'da Yukarı Çığırıklı Köyü'nde Berkan Demir diye bir genç arkadaşımız 9 yaşında gelmeye başladı Aras halkalama istasyonumuza. Kendisi zamanla bütün oranın kuşlarını öğrenerek
Şimdi Iğdır listesinde daha önce kaydedilmemiş yeni kuş türlerini o ekliyor. O köyden, o köyde doğup büyüyen bir genç. Her şey yani, küçük bir merakla başlıyor. Sizin öykünüzde de o merakın başlangıç noktası olduğunu biliyoruz. Doğru. O öykü üzerine saatlerce konuşulabilir. Ama ne yazık ki zaman kısıtlı. Ben sohbeti... Çok teşekkür ederim. Çok zaman ayırdınız. Biz de teşekkür ediyoruz ama sohbeti sonlandırmadan şuraya da vardırmak istiyorum. Özellikle şu içinde yaşadığımız COVID-19 salgınıyla ilgili bu yaban hayatını bilmek, yaban hayatı zenginliğinin farkına varmak, korumak... Yok olmanın eşiğindeki pangolinlerden insanlara geçen COVID-19'dan dersimizi alamazsak insanlığın akıllanıp doğayı koruyacağından ümidimi yitireceğim demişsiniz. Ne olur bu mesajı vererek sonlandıralım sohbeti çünkü çok çok önemli. Evet yani bu çok önemli. Yani sonuçta unutmayalım insanlardaki hastalıkların yaklaşık %75'inin kökeni yaban hayatı. Ve bu yani biz özellikle bu yaban hayatını yakalama, avlama, yeme, evde evcil hayvan diye yaban türleri tutma çok riskli. Çünkü sonuçta 8.7 milyon tür var tahmini dünyada. Biz bu türlerin ne kadar çoğunu yersek, işte elimize avlarsak, yaban hayvanı diye temasa girersek, evimizde evcil hayvan diye bunlara ait hastalıkların COVID-19 gibi ve diğer bakteri, parazit, virüs hastalıklarının bize geçip insan vücuduna evrim yoluyla adapte olup bizi hasta etme ihtimali o kadar artıyor. Yani yine onların yaşam alanlarını işgal etmek de, yaşam alanlarını bozmak da bu riski arttırıyor değil mi? Evet, evet, bravo. Biz onların yaşam alanını işgal ettikçe onlar da tabii yeni bizim yaşadığımız yerlere de yaşamak zorunda kalıyor ve temasımız artıyor. Yani biz doğayı, yaban hayatını koruyarak esasında insanlığı da koruyoruz. Ve tersini yaptığımızda da gördüğünüz gibi bütün dünya ne hale geldi? Evet. Bir COVID-19 diyoruz. Bu şekilde yüzlerce bize geçebilecek ve geçmiş hastalık var. Geçmişte SARS'da olduğu gibi bu hızlı yayılmadı. Biz esasında insanlara birçok uyarı geldi doğadan. Biz bunları kale almadık. Görmezden geldik. Evet, 2000'lerin başındaki SARS şu anki COVID-19'un yakın akrabası bir virüs. Belki de bu onu da bir uyarı. Bildik. Evet. Bu da evet yani esasında bu da bir uyarı. Çünkü çok daha kötü olabilir. Yani bazı hastalıklara bakıyorsunuz Ebola gibi ölüm oranı %50'nin üzerinde. Daha yine birkaç gün önce Nijerya'da yeni ve gizemli bir hastalık daha ortaya çıktı. Lassa ateşinin akrabası olduğu düşünülüyor. Ne olduğunu henüz bilemiyoruz. O pek dikkat çekmedi ama bir sonraki epidemi o olabilir, inşallah pandemi olmaz. O yüzden herkes biraz daha duyarlı olmalı yaşadığı gezegene ve o gezegeni paylaştığı diğer türlere diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şekercioğlu katıldığınız için. Sizden sonra programımızda Doktor Emre Delibeli ile söyleşeceğiz, maraton yüzücüsü. Sizin de arkadaşınız, dernektaşınız aynı zamanda. Tabii. Çok sevindim. O hikaye. O da müthiş bir hikaye. Anlatamamıştık. Evet. İyi olmuş. O zaman o anlatsın. O zaten Kuzey Dağı'nın en son yaptığı güzel çalışmalardan biri. Yani Emre'nin ilgisiyle ve ısrarıyla oldu. O size artık anlatır hikayeyi. Devam edeceğiz hikayeye şimdi oradan. Çok sevindim. Ben de keyifle dinleyeceğim. Çok memnun olduk. Tekrar teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ayrıca Kuzey Doğa Derneği'nin web sitesini meraklılara öneriyoruz. Tabii ki 21 Kasım'da başlayacak olan Yok Olmadan Keşfet belgeselini de hatırlatıyoruz TRT belgesel ekranlarında. Utah ve Koç Üniversiteleri öğretim üyesi, Kuzey Doğa Derneği kurucusu ve başkanı Profesör